adam biliyorsunuz en büyük adam. Hastanelerin askerler. Altında 50-60 yıl önce biz yapmıştık dedi. Hayır, evet. Şimdi adamı sen bu kadar gözlü batar gibi ben tanıyorum kendisini. Gittim İsrail'e ondan sonra. İyi bir asker. Diyor ki bu böyle böyle. Sen diyor hainsin. Neden? Çünkü Netanyahu gibi bana göre barak kazanacak. Çünkü burada ikinci şey. Biden'ı 40 yıldır tanıyorum. Ben de Temel Reis'i tanıyorum 80 senedir ama bana bir faydası yok. Ha şu var. Hocanın söylediği konsepte katılıyorum. İsrail, bakın bugün değil. Yahudi veya Tadar'ın Siyonizm kurulduğunda, yani Amerika Birleşik Devletleri 13 eyalette kurulduğunda Thomas Jefferson'ın Amerika'nın babalarını ele geçirdikten sonra bu 100 sene içerisinde, yani 1787'den 1887'ye kadar 50 eyaletin ele geçirilmesinde devlet erkini ele geçirmiştir. Orada yasama yürütme üzerinde bu 250 sene içerisinde Biden'ı da tanır, babasını da. Amerikan baskısı neden var? Burada ikinci söylediğim faktör o. 9 artı 2 tane tutuklu, 2 tanesi yeşil kartta, 9 Amerikan vatandaşı var bunların içerisinde. İki büyük baskı var üzerinde. Bir tanesi Amerika'nın baskısı, Washington'un ve Pentagon'un yanlış yapıyorsun diye askeri olarak. İki Amerika'da yaşayan Yahudiler bile isyan ediyor Netanyahu. Yeter ulan diyor. İnsanları öldürüyorsun göz göre göre. Gece gündüz demeden. Onlar bile isyan ediyorlar. Peki İsrail anne babalar onlar da istemiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz Merve Hanım? Bir anne baba diyor ki benim evladımı verin geriye Netanyahu'yu alın. Alın diyor. Böyle bir şey var mı dünyada hiçbir yerde? Ha şimdi gelelim burada son söylediğine. Bir dakika geri bir daha açalım mı bu farkı? İnsanlar mutlaka Amerikan kamuoyunu nasıl yönetebilir? Bunu Amerikan kamuoyunu zaten Amerikan kamuoyu buna isyan etmeye başladı. Washington'da dünyanın her yerinde bu da karavana demek ki burada Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi gidecek. Peki şunu söyleyebilir miyim Mesut Hocam? Bunu bugün söylemiyor. 2000'li yılların başında da aynı açıklamaları yapıyor biliyor musunuz? Var onun görüntüsü de hazır mı Hüseyin? Şöyle, yani siyasi kariyerinde belli bir noktaya getirmiş Netanyahu zaten. Bunu bildiği için bu kadar cüretkar. Bakalım o cüretkar. Yani altın vuruş yapıyor. Altın vuruş ya, yapıyor. Hocam yani, şimdi şunu son artık. Gidecek. Son kurşunu, son kurşunu da atayım diyor. Yani oradaki maddelere mesela tek tek baktığımızda çok da gerçeği yansıtmıyor. Şimdi o maddeler tekrar gelirse. Gelecek bir de biz siz hep beraber. Biz birlikte izleyelim bunu. Açalım mı? Çok uzun değil. Araplar 2001 bu arada. 2001 yıl. Ama yani siyasi çizgi olarak hep öyle. Hep yani öyle. Saldırgan, agresif, siyonist. En önemli şey onlara çok sert cevap vermek. Tek bir saldırı değil, çok acı verici olmalı. Yaptıklarının bedeli dayanılmaz olmalı. Şu anda hala dayanılmaz değil, yetmez diyor. Evet. Filistin otoritesine yönelik topyekun bir saldırıyı gerçekleştirmeliyiz diyor. Orada her şey çökecek. Her şey darmadağın edecek bir korku lazım. İşte onları bunu belirtiyor. Şimdi orada bir hanımefendi var. Diyor ki bir dakika o zaman dünya bizim saldırgan olduğumuzu söylemeyecek diyor. Bunu hanımefendi soruyor. Ne cevap veriyor bakın. Dünya hiçbir süredir kendimizi savunuyoruz. Özellikle de Amerika diyor. Hayır. Evet, yani. Onu kolayca yönlendirebilirsin. Ben Amerika'yı yönlendiririm diyor. Amerika bizim için sorun olmayacak diyor. Diyelim ki Amerika'dan İsrail'e bir şey söylediler. Diyor kadın. Yani diyor. Amerikalıların %80'i o kadar güveniyor ki Amerika'nın. Papaz her zaman pilav yemez. Öyle mi? Öyle. Yani, kedi pilav yiyor. Yok öyle papaz bir söz var. Papaz. Yani Amerika her zaman bunun beklediği çizgide değil. Özellikle şu an iş başında olan demokratlar aslında klasik çizgilerinden saptılar. Cumhuriyetçiler genel olarak İsrail'i daha